Sayın Başkan, salonun büyük kısmı boş. Salonda oturan herkesin ise yüzünde maskesi var. Çünkü ülke salgınla uğraşıyor. Hem de öyle böyle bir salgınla uğraşmıyor. Her gün yeni vakalar çıkıyor ve vakaların sayısı insanları şaşkınlığa düşürecek kadar yayılıyor. Dün ve önümüzdeki daha önceki günlerde aslında bu vakaların sayısına ilişkin İstanbul'da ilginç açıklamalar oldu. İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi bütün servislerini kapattı ve kendisini salgın hastanesine çevirdi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi acil hariç bütün ameliyatlarını iptal etti. Ve İstanbul'da Cerrahpaşa Üniversitesi ameliyat koridorunu pandemi servisine çevirdi ve dekanın çağrısı şu: umarım yatağımız yeter. Ve söylediği de şu: yatak sayısı doldu. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı çıkıp bir açıklama yaptı. Dedi ki 23 Kasım'da ölenlerin 250'si salgın nedeniyle öldü. Aynı gün Sağlık Bakanı Türkiye çapında 139 açıklama yaptı. 22 Kasım İBB Mezarlıklar Dairesi salgından 186 kişi öldü dedi. Sağlık Bakanı ülke çapında 139 dedi. Ve dün Covid'den ölen 201 kişi var İstanbul'da sadece. Sağlık Bakanı ülke çapında 153 dedi. Bu Sağlık Bakanı'nı aslında takdir etmek lazım. Çünkü şöyle bir özelliği de var. Halkı kandırıyor. Sonra çıkıyor. Yaptım ama diyor. Niye yaptım bir sorun diyerek kendi yalanını söylüyor. Vatanın iyiliği için diyor, ben size gerçekleri söylemedim. Bununla yetinmiyor. 9 liralık kiti 60 liraya alıyor. Diyor ki ama idare edeceğiz, bunu çözeceğiz diyor. Bununla da yetinmiyor. Hastaneler diyor, özel hastaneler 250 lirayı aşmayacak diyor. Kendi hastanesinin faturaları geliyor. Ya bundan sonra olmayacak diyor. Bu rakamlar ve bu açıklamalardan sonra Sağlık Bakanı'na bir tek şey düşüyor: İstifa etmeli. Ama biliyoruz ki iktidarda istifa yok. Onun affedilmesi gerekiyor. Affetmek için de yüce merciğinin karar vermesi gerekiyor. Başka şansınız yok. Ülke salgınla kırılıyor. Ama ülke sadece hastalıkla kırılmıyor. İstanbul'da bütün yoksul mahalleleri kırmızı çizgili anlıyor. Herkes hastalıktan korunmak ya da hastalarını iyileştirmek için çabalıyor. Devlet hastanelerinin tamamı kapalı. Devlet hastanelerinin önünde 250'den 500 kişiye kadar test kuyruğu var. Çünkü yoksul halk özel hastanelere gidemiyor. Bizim hepimizin tuzu kuru. Tamamımızın. Meclisin polikliniği bizi her gün test yapabiliyor. Meclise yaptıramıyorsak özel hastaneye gidiyoruz. İstediğimiz tedaviyi yaptırabiliyoruz. Sadece biz mi? Salgında zenginlere de bir şey olmuyor. Ölenlerin hepsi yoksul. Ve meclis bu salgınla uğraşacağına, meclis ülkeyi kasıp kavuran bu salgını aşacağına, bunun için tedbirler alacağına, maden baronlarına, enerji baronlarına daha fazla rant yaratmanın uğraşıyla uğraşıyor. Ama insanlar ölüyor. Yapacak bir takım şeyler var, basit işler. Özel hastaneleri kamulaştırın ve halkın kullanımını açın. Zorunlu hizmetler hariç işçilere izne çıkarın, ücretli izne çıkarın. Batan esnafa destek verin. Kira ödemelerini durdurun. Patronların değil, küçük esnafın vergilerini iptal edin. Ama bunları siz yapmazsınız. Ben bunu defalarca söyledim. Bu meclis yapamaz. Peki ne yapmak gerekiyor? Yoksullar ne yapacak? İşçiler ne yapacak? Ya sefaleti, işsizliği razı gelip ölümü bekleyecek ya da itiraz edecek. Peki itiraz nasıl yapacak? Basit yöntemleri var. Bugün birini gördük. Bundan bir hafta önce bir başkasını da gördük. Maden işçileri önlerine dikilen polis barikatına, jandarma barikatının karşısında çıktı, direndi ve hakkını sökerek aldı. Bugün metal işçiler aynısını yaptı. Hakkını aramak için
işten çıkarılmalarını protesto için yürüyüş yapmaya kalktılar. Ve polis bütün gaddarlığıyla, bütün hırçınlığıyla, hani grup başkan vekiliniz diyor ya anlam veremiyorum diye, o anlam verilmeyen hırçınlığıyla 99 işçiyi döverek gözaltına aldı. Peki ne oldu? Bütün fabrikalar ayağa kalktı. Bütün metal fabrikalarında direniş başladı. İşçiler bırakılacak. O işçiler hakkını da alacak. Ben buradan halka bir kere daha sesleniyorum. Bu meclisten umut beklemek yerine, ölümü ve yoksulluğu beklemek yerine maden işçisinin yaptığını yapın. Metal işçisinin yaptığını yapın. Birleşerek, direnerek, öfkelenerek ayağa kalkın. Bu iktidar yıkılmadan, bu iktidar süpürülmeden yoksulun hakkını alma şansı yok. Ve süpürmek için güçleri birleştirmek, ayağa kalkmak ve direnmek zorundayız.